Sevgili seyirciler, tartışma çok şöyle dönelim. Evet, genelde görüntü çok güzel bu açı. Fatih Sultan Mehmet'in kimin tarafından yapıldığı belli olmayan Bellini sülalesinden birine ait olduğu tahmin edilen tablosunu konuşuyoruz. Nedim Gürsel konuşuyordu en son. Ona döneceğiz ama programımızın son 51 dakikası içindeyiz. Son bölümünde baroların, çoklu baroları konuşacaktık. Ahmet Saltık hocamız da. Ayrıca İzmir'de bizi bekleyen Kurtuluş Savaşı'nın Kadın Kahramanları belgeselini hazırlayan ve önümüzdeki günlerde Kara Fatma'nın, Milis Üsteğmen, Kara Fatma'nın ölüm yıldönümü, o nedenle Kadın Kahramanları konuşacaktık. Oraya vakit kalmıyor. Bu konuyu çok hızlıca kapatacağım. Ben önce Sayın Babiroğlu'na dönüp son sözlerini alıp veda etmek istiyorum. Çünkü zaman açısından anlayışına sığınıyoruz. Sayın Babiroğlu. Şöyle özetlemek mümkün. Evet, tekrar söylüyorum. Birkaç cümleyle yaparsanız. Evet. Bu tablo bence yerini bulmuştur. Ben değerli bir tablo olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da sergilenmesinin de uygun olduğunu düşünüyorum. Bir israf olduğunu da değerlendirmiyorum. Açıkladığım nedenlerden dolayı. Çünkü sonuçta tarihin en azından bir parçası olarak değerlendiriyorum ben bu tabloyu. Fatih Sultan Mehmet'e yakışır. Biliyorsunuz resim yapmak, heykel yapmak o dönem için çok da kolay olmayan bir yöntemdi. Dolayısıyla aşmış bir devlet adamı olarak onu sergilemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok kısaca değer verdiğiniz uyarımıza sağ olun. Özetlediniz. İyi geceler. Başka bir zaman görüşmek üzere tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Gürsel, sizle de bağlayalım. Önemli konuya girmişsiniz reklam öncesi. Diğer iki konumuza da bu 50 dakika içinde yer vermek açısından. Buyurun. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. İstanbul Belediyesi'nin girişimini yerinde buluyorum ve bir sanat yapıtına harcanan paranın da israf sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan iktidarın bir fetih ideolojisi var. Hatta Batı'da Otomanya diye adlandırılan bir de Osmanlı hayranlığı var aşırı biçimde. Ama bu daha çok ideolojik olarak kullanılıyor, bir siyasi amaçla kullanılıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz AKP iktidara geldiğinden bu yana 29 Mayıs İstanbul'un fethi giderek çok görkemli bir biçimde kutlanıyor. Oysa biz hala Avrupa Birliği'ne üyeyiz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabloya, o bakımdan anlamlı belediyenin buna? Girişimi. Hiç olmazsa bir sanat yapıtına Centile Bellini'nin imzasını taşımasa bile bir yatırım yapması ve bunu öne çıkartması benim açımdan olumlu bir girişim. Ama şunu da belirteyim. Topkapı Müzesi'nde İstanbul'da Fatih'in bir başka portresi daha var. Bir İtalyan ressam tarafından yapılmış. Constanza da Ferrara. Yani Centile Bellini'nin portresinin dışında böyle bir portrenin de olduğunu söyleyelim. Ama o zaman şunu söylemek durumunda kalmıyor muyuz? Fatih Sultan Mehmet'e Sayın Babiroğlu'nun dediği gibi bir vefa ise zaten orijinal bir tablo şu anda Topkapı'da var diyorsunuz. İstanbul'u fetheden komutanın, padişahın asıl kaynağı belli, yapanı belli bir tablosu da var elimizde diyorsunuz. Alınan tablonun, o sizin romanınıza da konu olan, vurguladık, o tablo olmadığı da ortada. Üzerinde galiba imza yok. İmza olursa onu açıklasınlar, bütün Türkiye görsün. Belki Bellini ailesine de ait değil. Yani anlamadım ben, neyse. Ama diyorsunuz ki, İsraf sayılmamalı bu, 6,5 milyon lira. Alo? Evet, sonuçta evet. Bir sanat yapıtına yatırımdır. Sembolik bir önemi var. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda ve Avrupa'yla ilişkilerimizde, Batı'yla ilişkilerimizde bu bağlamda bence olumlu bir girişimdir belediyenin girişimi. Bir de tabii Centile Bellini o dönemde önemliydi ama sanat tarihi açısından bugünden baktığımızda ikinci planda bir ressam. Asıl az önce de belirttiğim gibi kardeşi Giovanni Bellini'nin daha iyi ressam olduğu görüşünde birleşiyor sanat tarihçileri.
Peki Giovanni Bellini niye acaba dahi ise, ha, o tarihte dahiliği bilinmiyordu demiştiniz. O nedenle o tarihte o gelmemiş, kardeşi gelmiş, hani üvey kardeşler. Resmi konumda olan Gentile ağabeyi, yani o Dukalar Sarayı'nın resmi portre ressamı, onun için o gönderiliyor. Diplomatik anlamda bu daha doğru bir seçim. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim, ekleyeceğiniz yoksa. Çok teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgi için. İyi yayınlar diliyorum Sayın Cemizoğlu. Sağ olun. Türkiye'ye gelin de stüdyoda ağırlayalım bir gün. Neden olmasın? Peki. İyi akşamlar, sağ olun. Hoşçakalın. Evet, şöyle yapalım Ahmet Hocam. Bu barolar konusunu biz bu saatte ancak konuşuruz, öyle değil mi? Yani şu 45 dakika. Özetleyebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Diğer konuğumuzun affına sığınırız. Onu haftaya başlı başına bir konu olarak alabiliriz. Şimdi canlı yayında duymuş oluyor. Biz bu barolar konusunu ve konuları konuşalım. Evet. Arkadaşlar, diğer konuğumuzu duydu beni herhalde ekrandan ama siz de söyleyin lütfen. Haftaya alalım ve Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını başlı başına haftaya konuşalım. Evet. Şimdi onu da çok hızlı konuşacağız. Bu konuyu da yarım yamalak kalacak. Çünkü en az 9 tane kadın kahramanı tek tek ele alacağız, konuşacağız. O yüzden kusura bakmasın, konuğumuz adını özellikle şimdi vermedim. Başka televizyonlar kapmasın diye. Benim yakın dostumdur, uzun bir süreyi hak eder. O yüzden uzun bir süreyi haftaya kısmetse ona ayıralım. Tabii. Tamam. Bir mühendis ama bir cumhuriyet aydını, çok emeği var bu konuda. Doğru. O yüzden 10 dakikaya sığdırmayalım onu. Evet. Şimdi ele alsak haftaya o konuyu tekrar ele almak uygun olmayacak, yarım kalacak. Yarımla idare etmiş olacağız. O zaman biz gelelim hocam bu çoklu baro düzenlemesi konusuna. Bunun anlamını önce bize anlatırsanız memnun oluruz. Bu siyasi olarak mı anlam taşıyor yoksa avukat müvekkil açısından başta söylediğim gibi bizi ilgilendiriyor mu? Buyurun. Evet. Bir küçük not, az önce Paris'te adını tam söyleyemediğim müze Karnaval Müzesi idi. Bu müzenin bir bölümünde insan derisiyle kaplı anayasalar diye bir uyarı vardır. Uygarlık tarihi açısından bugünkü insan haklarına nasıl ulaştık Fransız devriminin ardından önemli bir bölümdür dedikten sonra. Şimdi barolar araya konusuna... Araya ben giriyorum. Sizin sözünüzü arıyorduk ya. Onu bulduk reklam arasında gördünüz. Evet, ne söylemişim? Müzayedeler tarihi eser kaçakçılığıdır demişsiniz. Onun pazarlamasıdır. Evet. Tarih eser kaçakçılığını yapar, sonra adına müzayede dediğiniz alanlarda da pazarlamasını yaparsınız. Müşteri kızıştırırsınız, açık artırmalara girersiniz. Bunlar böyle. Peki. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ama bugün o boyutlarına girmek istemediniz. Konuk sizsiniz ya, hani ben çok evet. Size şimdi söz efendim, hakkı vereyim. Buyurun. Barolar konusu şöyle. Ben hekimim ve Türk Tabipleri Birliği'nin üyesiyim. 1977'den bu yana 43 yıl oldu. Türk Tabipleri Birliği'nin çalıştığım illerdeki odalarının üyeliğini yaptım. Tabip odası yöneticiliği yaptım ve Türk Tabipleri Birliği'nin Yüksek Onur Kurulu üyeliğini yaptım. 92-96 arasında iki dönem seçimle. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur Sayın Cevizoğlu. Uygulamanın bu bağlamda içinden gelen bir insan olarak, ayrıca bir parça hukukunu da çalışmış bir insan olarak... Anayasamızın bir 135. maddesi var. 1982 anayasamız. Başta söyledik, kısaca söylediniz ama vurgulayalım. Anayasa hukuku doktorası da yapan bir insansınız. Yani tabipler yapmakta birliği de. Yapmakta olan. Yapmakta olan. Aynı anın. Evet. Sürüyor. Doktora almış demedim. Yapmakta olan anlamında. Hukukçusunuz bir taraftan. Bir de mülki eğitimimizde olduğu için kamu yönetimi bakımından bizi ilgilendiriyor. Şimdi anayasamızın 135. Maddesi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları diye söz eder. Onu şuradan bulacak olursak hemen ilgili maddeyi okumaya çalışalım. 1961 Anayasası'nda da bu konuyla ilgili bir madde vardı. Daha sonra 1982 Anayasası'nda değiştirildi. Şimdi 135. Madde anayasanın tekrar hemen bulacağım. Evet. Pardon. Evet, 135. madde bir takım profesyonel mesleklerin Türkiye'de ortak çıkarlarını
etik değerlerini, ahlaksal ilkelerini, moral ilkelerini korumak, mesleği hem o meslek üyelerinin lehine, yararına, hem kamu yararına sürdürmelerini, bu iki amacı birlikte gerçekleştirmek üzere özel bir statüyle bu profesyonel mesleklerin örgütlenmesini öngörmüştür. 1982 Anayasası'nın 135. 61 Anayasası'nda 122. maddesi. Getirilen statü bir ara statüdür hukuksal anlamda. Bu kurumlar, yani örnek vermek gerekirse Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve şimdi konuşmakta olduğumuz Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bu mesleklerin üyelerinin çalışmalarını kamu düzeni açısından son derece önemli gördüğü için Anayasanın 135. maddesi kalkanı güvencesi altında bu meslek mensuplarının, üyelerinin kuracakları örgütlere ayrı ayrı yasal statü tanımıştır. Örneğin Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı yasayla kurulmuştur ta 1953 yılında. Daha geriye tabip odalarının kuruluşu 1928'lere kadar uzanır. Demiştir ki yasa koyucu ve anayasa koyucu, bu profesyonel mesleklerin, bu çok önemli mesleklerin üyeleri kendi aralarında disiplin işlerini, etik değerleri, moral değerleri, ahlaksal değerleri kendileri düzenlesinler. Söz gelimi hak etmediği ünvanları kullanan bir hekim varsa sağda solda televizyonlarda, İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası gerekli soruşturmayı açar ve idari yönetimde, değil mi? İdari cezayı uygula. Bu cezalar arasında para cezasından uyarıya kadar ve nihayet 15 günden 6 aya kadar meslekten men cezası da vardır. Canan Karatay'a mı olmuştu bu? 15 gün verilmişti. İstanbul Tabip Odası Canan Hanım'a 15 gün meslekten men cezası vermişti. Bunun en uzun süresi de 6 ay. Dolayısıyla bu kuruluşların ciddi yaptırım yetkileri de var. Ve anayasa koyucu diyor ki bunları ben 135. madde kapsamında korumaya aldım. Her biri ayrı ayrı yasalarla kurulacaklardır ve kendi iç işlerinde bir anlamda özerk olacaklardır. Kamu kurumu değil ama kamu kurumu niteliğinde, örneğin Ankara Tabip Odası'nın otomobillerinin plakaları efendim İçişleri Bakanlığı'nın gibi, sözün gelimi, siyah üzerine beyazdır. Vatandaşın olduğu bir beyazın üstüne siyah, biliyorsunuz. Kamu kurumu niteliğinde. Ancak yanı sıra hiçbir finansal kaynak vermez devlet bunlara. Barolara örneğin devletin hiçbir finansal desteği yoktur. Yönetimlerine karışmaz. 135. madde ve ilgili kuruluş yasaları yönetim organlarının seçimle, yargının gözetiminde seçimle, bağımsız seçimlerle geleceğini söyler. Şimdi karışmak istiyor. Bunlar dünyanın her yerinde tektirler. Örneğin Florida'da Florida Barosu tektir. Florida Tabip Odası tektir. Ve yurt dışında bizden çok daha yetkilidirler. Örneğin New York Barosu'nun sınavını geçmeden New York'ta avukatlık yapamazsınız. Hukuk fakültesini bitirmeniz yetmez. Tıp fakültesini bitirmeniz yetmez. Ayrıca Florida'nın, New York'un eyalet olarak yaptığı board sınavları dedikleri adına, yeterlik sınavları dedikleri o sınavları geçmek zorundasınız. Böyle. Disiplin cezaları da öyle, uygulamaları da öyle. Şimdi Türkiye'de bir 12 Eylül'de darbe yedi Türk Tabipleri Birliği. Ne yaptılar? Dediler ki Kenan Evren döneminde asker hekimler üye olmayacak. Halbuki dünyanın her yerinde asker ya da sivil, hekim, avukat, mühendis kendi odasına üye olmadan mesleğini uygulayamaz. Yani diplomayı fakülteden alırsınız fakat mesleğinizi yürütebilmek için lisansı odadan alırsınız Sayın Cevizoğlu. Bağlı olduğunuz oda verir size çalışma lisansını. Florida'dan bilmem Arkansas'a taşınacak olduğunuzda Arkansas'taki barodan, tabip odasından çalışma ruhsatı, lisansı almak zorundasınız. Üye olmadan bunu yapamazsınız. 12 Eylül... Mesleki kaygılarla ama, siyasi nedenlerle değil. Elbette. Ve o kadar sıkı yetkiler verilmiştir ki bunlara, belirttiğim gibi. 12 Eylül böldü, asker hekimleri olmayacak dedi. Kamuda tam gün çalışanlar isterlerse üye olacaklar dedi. Yetmedi. Şimdi ben size çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Şuradan bularak söyleyeyim hemen. 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile
2011 yılında Sağlık Bakanlığı ya da hükümet, o zamanki hükümet bu kanun hükmünde kanun 58. maddesi ile Türk Tabipleri Birliği yasasının 1. maddesinde bir değişiklik yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz Sayın Cevizoğlu? Dehşet verici bir şey. 1. maddedeki tırnak içinde, tırnak, kuotasyon derler ya, alıntılama, tırnak içine alarak tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ibaresini 1. maddeden çıkardı. Bunları niye anlatıyorum? Karşımızda şaibeli bir iktidar var. Geçmişine ayna tutarak bugüne taşıyacağım. Şimdi 2011 yılında Sağlık Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini, örgütlenmesini düzenleyen bir kanun hükmünde kararnamenin içine saklayarak, gizleyerek gece yarısı 58. maddeye bir meslek örgütünü, şu maddeyi çıkarırsanız ne olur 1. maddeden, yani Türk Tabipleri Birliği'nin kuruluş maddesi, amaç maddesi, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak. Bu beni bağışlar mısınız? Neden batıyor size de burayı böyle tırnak içinde alıp çıkarıyorsunuz? Recep Akdağ Sağlık Bakanı'ydı, o yaptı bunu. Şimdi dolayısıyla bunu çıkardığınız zaman TTB, Türk Tabipleri Birliği felç. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi, ana muhalefet yardımıyla Türk Tabipleri Birliği'nin çalışmasıyla ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Şimdi daha dehşet verici bir şey söylüyorum size. Siz mülkiyelisiniz, doktora yapmış bir insansınız. Anayasa Mahkemesi bu KHK'nın hükmünü iptal ettikten sonra 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasında bu hükmü iade edip Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğü vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'dür onun adı. Oraya iade edip bir not koyarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla iade edilmiştir demeniz gerekmez mi? Şimdi mevzuat.gov.tr'yi çağırın, devletin resmi mevzuat sitesini. 6023 sayılı yasada hala 2011'de 9 yıl önce yapılan o değişiklikle bu ibarenin çıkarılmış biçimiyle karşınıza geliyor 6023 sayılı yasa, Türk Tabipleri Birliği yasası. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını dahi yerine getirmiyorlar. Şimdi barolara gelince, Türk Tabipleri Birliği'ni de yapacaklardı aslında da çoktan beri özlemleri bu. Şimdi salgın nedeniyle hekimler önde. Bu örgütü şimdilik hedef almadılar. Ama bu arada salgın süreçlerinde hiç muhatap almadıklarını da söylemek isterim. Bilim kurulunda Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal temsilcisi yok örneğin. Yazılarına yanıt vermiyor Sağlık Bakanlığı filan. 100.000'in üstünde hekimin üye olduğu bir meslek kuruluşunu tanımazdan geliyor, görmezden geliyor. Böyle bir iktidar. Şimdi AKP iktidarı bu saydığımız örgütlerin hiçbirinde şu ana kadar Türk Tabipleri Birliği, Diş Hekimleri, Eczacılar Birliği şu bu çoğunluğu elde edemedi. Seçimleri kazanamadı, iktidarı kazanamadı. Onun için buralarda elde etmenin yolu bölmek. Bölüp de seçimi kazanırsa iktidar ne elde etmiş olacak? İki tane baro olacak şimdi. Barolar üzerinden gidelim. İki tane baro olacak. Ne? İktidar yanlısı barolar, öbürü iktidar karşıtı muhalif barolar olmak üzere. Şey mi, pol der pol bir mi gibi? Daha çok örnekleri, daha feci boyutları var bunun. Şimdi mahkemeye gideceksiniz, bir davanız var, yargıca gideceksiniz, bir avukat tutacaksınız. Avukatınızın belki de yargıç hangi baroya üye olduğuna bakacak. Ona göre sizin konumunuzu belirleyecek. Hani bağımsız ve tarafsız yargı? Yapmayın, etmeyin. Türkiye'yi zaten her bakımdan böldünüz, kutuplara ayırdınız. Affedersiniz hocam, kritik bir soru. Baroların, yani avukatların mı bağımsız olması önemli? Hakimlerin, karar veren yargıçların mı? Bizim hakkımızda kim karar verecek? Sonuçta avukat bedeli karşılığında savunma yapan kişi. Savcıdan farklı, yargıçtan farklı. Yargıçların bağımsız ve tarafsız, adalete, hukuka uygun karar vermesi mi önemli? Yoksa yani bugün Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını yapan avukat var. Mafyanın avukatlığını yapan avukat da var. Fakir fukaranın avukatlığını yapan avukat da var. Yani her konunun avukatı var. Savunma hakkı kutsaldır mantığıyla. O yüzden avukatların bağımsızlığı, tarafsızlığını ben anlayamadım mülkeli olarak. Buyurun. Anlatayım izninizle. Şimdi biliyorsunuz yargı süreçleri bir sac ayağı üstünde oturur. Üç köşelidir ya da üç ayaklıdır. Bu sav, savunma ve yargıdır. Sav yani iddia, savcılık makamı, eski Cumhuriyet Savcıları, şimdiki müddei umumi dedikleri. Sav, savunma ve yargı. Zaten her, savcı da oradan. Evet. Her üçünün de aynı zamanda yansız ve tarafsız. Bunların bu sözcükler farklı sözcükler, eş anlama gelmiyor.
Yansız ve bağımsız düzeltiyorum. Yansızı tarafsız anlamında kullanıyorum. Tarafsız ve bağımsız. Şimdi bir avukat herhangi bir suçlamayla karşısına getirilen insan ya da savunmasının üstlenilmesi istendiğinde profesyonel meslek etiği kuralları gereği o davayı alır. Orada almayanlar var. Reddede bu hakkı da var. Hiçbir şekilde bir savunman bulunamazsa Adalet Bakanlığı o kişiye bir savunman atar. Savunma hakkının kutsal olması nedeniyle profesyonel etik değerleri kapsamında avukatlar davaları alırlar veya almazlar. Orada yaptıkları şey her ne pahasına olursa olsun müvekkillerini, vekil edenlerini savunmak değildir. Adaletin gerçekleşmesine üç sac ayağından bir nokta olarak destek vermektir. Ama hocam uygulama yani... İdeal olan budur. Ama bu budur. Pratikte nasıl gerçekleşecek? Ha. Diyelim ki bir cinayet var. Bir ölen, bir öldüren. Katil şüphesiyle, kuşkusuyla sanık var bir tarafta. Şimdi mahkemeye bir mağdur çıkıyor. Bir de onu öldürdüğü iddia edilen kişi çıkıyor. Bir örnek. Katil olduğu ileri sürülen kişiyi de avukat savunuyor. Ötekini de, mağduru da bir başka avukat savunuyor. Şimdi yani hukuk, gerçek böyle bir şey yok ki avukatlıkta. Yani savunma hakkı sonuçta. İki taraf kim olduğunu mahkeme karar verecek. Savunulan şeyin hangisi doğru? Belgeler ışığında, savunma yeteneği ışığında yargıç karar verecek. Yargıcın hukuka ve kanunlara uygun davranması, siyasal etkilerden uzak olması değil midir asıl mesele? Yoksa avukatların bağımsızlığı, ya birçok avukat dostumuz, arkadaşımız var. Neler anlatıyorlar avukatlıkla ilgili? Ne hikayeler, ne gerçekler, ne olaylar, vakalar anlatıyorlar? Tabii bunlar biz de biliyoruz. Şimdi biz olması gereken ideali konuşmaktayız. Ama olmaz burada. Ki dünyanın neresinde olacak bu? Dünyanın her yerinde de bu böyle olur. Avukat orada müvekkilinin konumundan, müvekkilinin açısından süreçlere bakarak adaletin ortaya çıkması için elinden gelen katkıyı verir. Profesyonel sorumluluğu, etik tanımı budur savunma makamının. Ve üç ayaktan bir tanesidir. Hepsinin de aynı şekilde adaletin gerçekleştirilmesi yüce ülküleridir. Bakın savcıda da şöyle bir sorumluluk vardır. Savcı yalnızca suçlanan kişi, şüpheli deniyor ona biliyorsunuz soruşturma aşamasında, dava açılmadan önce, açıldıktan sonra kovuşturma. Soruşturma aşamasında savcı yalnızca şüpheli kişiyle ilgili aleyhte verileri değil, aynı zamanda lehte verileri de toplamak durumundadır. Çünkü asıl hedef, asıl ülkü, yüksek ülkü adaletin gerçekleştirilmesidir. Savcının da böylesine ikili bir işlevi vardır. Bu avukatta da gerekli. An gelir, savunmayı yarım da bırakabilir eğer içine sindiremiyor ise. Yargıç da bırakıyor, davadan çekilebilir. Reddedilebilir. Evet, avukat da reddedilebilir. Bu kurumlar var. Şimdi dolayısıyla... Baro düzenlemesiyle bunun bağlantısını tam kurarsak... Tam da buradan işte oraya dönüyorum. Yargıç bakacak, diyecek ki bu avukat bilmem filan baronun, iktidar yanlısı baronun. Ben karar verirken acaba nasıl karar vermeliyim? Yani kuşku dolayısıyla, şu, yargıç bu avukat bizdendir ya da bizden değildir deme tehlikesi var diyorsunuz. Öyle olunca savunmanın özüne, içeriğine hiçbir bakmayabilir kalmaz, diyorsunuz. İçi boşalır, ama politikleşir. Ama benim dediğim doğru oluyor gene. Siyasallaşır. Yargıcın bunlara bakmaması gerekiyor. Avukat her şeyin avukatı var, herkesin avukatı var. Yargıç önemli sonuçta, karar veren o. Ha, yargıç karar veriyor, o hukuka bağlı olacak, avukat bendendir. O zaman gerçek dışılığı savunsa da ona not vereyim demeyecek. Ama buna rağmen evet, avukatın da ocudur, bucudur diye tanınmaması lazım ama tanınıyor canım. Biz gerçeklere bakalım. Atatürkçü avukatlar, AKP'li avukatlar falan bunlar bilinmiyor mu? Biliniyor yani. Ha. Yani şimdi bu iyice deşifre olacak. Bakın bu kurumların... Kurumsallaşacak diyorsun. Bu kurumların adlarının üstünde birlik sözcüğü var. Barolar Birliği. Adı çokluk olacak o zaman. Barolar Birliği. Şimdi ne adları değişecek? İstanbul'da belki 5 tane baro kurulacak ya da 2 tane baro kurulacak. Bir kez daha ülkeyi kutuplaştırmak demektir. Üstelik savunma gibi, yargı gibi, adalet gibi toplumun... Adalet mülkün temelidir deriz değil mi? Yani ülkenin devletin temelidir deriz. Mülk orada adalet, ülke anlamına geliyor. Ülkenin temeli onu zaten Türkiye'de yargıya, adalete güven kalmamışken bir kez daha baltalamış oluruz. Savunma boyutu açısından bir şey söyleyeyim. Şöyle, mesela bunu siz bana sorsaydınız ben derdim ki ya diğer meslek örgütlerinde böyle ikilik var mı? Örneğin Ankara Ticaret Odası var bir tane.
İki tane Ankara Ticaret Odası, iki tane İstanbul Ticaret Odası mı var derdim ben. Top da tek. Evet. Türkiye Odalar Borsalar yani, Birliği üst kuruluş olarak. İki tane tüccarlar, iş adamları birliği var mı Türkiye'de? Gibi. Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası bölecek misiniz? Yani bu bizi oraya götürebilir. Eğer bu kesinleşirse, tabii. Çoklu baro olursa, çoklu ticaret odaları, çoklu odalar birliği. Arkasından olur. Türk Tabipleri Birliği'ne öbür odalara da gelecek ve iktidar oralarda da örgütlenmek ve toplumu bölerek, kutuplaşmayı derinleştirerek yönetmeyi ne yazık ki tercih ediyor. Çok tehlikeli. Bugüne kadar hep yaptılar. Birleştirmek yerine ülkeyi çok farklı ve incitici ölçütler kullanarak, tehlikeli ölçütler kullanarak toplum kutuplaştırıldı. Bu çok tehlikeli ve Anayasa'nın 135. maddesine de aykırı, asla yapılmaması gerekir. Zaten halihazırdaki düzenlemeyle 135. maddenin Anayasa'nın 135. maddesinin Batı ülkelerinde olduğuna benzer standartlarda bir meslek kuruluşu tanımlaması yapmadığını biliyoruz. O kadar çok değişiklik geçirdi ki 135. madde. Hem 61'den çok geri, şimdi ayrıntılara girmemek için 61'de nasıldı, 82'de nasıldı onları okumuyorum. Ve 82 Anayasası'nda da 95 değişiklikleriyle 135. madde iyice budandı. Örneğin Ankara Valisi'nin yeri geldiğinde bilmem filanca baroya, filanca tabip odasına gecikmesine sakınca bundan haller nedeniyle el koydum deyip kapatacak, yargıya götürecek. Zaten ağır baskı altında ve antidemokratik bir rejimde. Sevgili seyirciler, hocamız da çoklu baro sistemini konuşuyoruz ama Fatih'in tablosuyla ilgili önümdeki bir yazıyı okuyacağım. Çok önemli bir yazı, ifade, belge niteliğinde sayılabilir. Yazanı da söyleyeceğim. İçerinin ne olduğunu da program bitene kadar lütfen ekran başına ayrılmayın. Hocayı bölmemek için Fatih'in tablosu bölümüne gelmiyorum. Çok önemli bir yazıyı okuyacağım size. Buyurun hocam. Evet. Şimdi aslında biz bulunduğu yerden daha ileriye taşımak durumundayız meslek örgütlerini. Batı ülkelerinde olduğu gibi yönetsel açıdan tam anlamıyla özerk, finansal açıdan bir biçimde karışılmayan ve mesleğin standartlarını yükseltmeye dönük yetkileriyle birlikte getirmeliyiz. Hocam şöyle bu bağlamda, de denebilir, AKP mesela buna ne cevap verir? Evet. Mesela yok konusunda çoklu yok olsa, iki tane yok olsa, AKP buna evet der mi mesela? Kendi kurduğu yok elinde demez. İktidarını orada kurmuş durumda. Bak, önemli bir soru bu. Değil mi? Atamayla. İki tane yok olsun mu mesela? Bu tarafta da seçimle gelindiği için bu örgütlere, biliyorsunuz AKP'nin pek çok yöneticisi zaman zaman söyledi. Biz az eğitimlerden daha çok oy alıyoruz. Eğitim düzeyi yükseldikçe oy oranlarımız düşüyor. Bir rektör de söylemişti onu. Hatta YÖK'e atanan, YÖK'te önemli bir makama atanan bir profesör de dedi ki, ben cahilin ferasetini aydının bilmem diplomasına, eğitimine tercih ederim dedi. İzmir'den gelen bir rektör böylesine insanı alt üst eden bir cümle kullandı. Şimdi ben burada bırakalım bu bölmeleri, ülkeyi iyice kutuplaştırmayı. Türkiye'nin önemli bir idare hukukçusu, emekli Metin Günday Hoca'nın meslek kamu kurumlarında meslek kuruluşları nasıl olmalıya ilişkin önerilerini İdeal. Getireyim. Olur. Evet, nasıl düzenlenmeli anayasada, temel nitelikleri ne olmalı? Biz çıtayı yukarı çıkartalım. Ülkeyi bölerek, parçalayarak, atomize ederek yönetemeyiz. İktidar yöneticilerine bir kez daha buradan çağrı yapalım. Diyor ki Metin Günday Hoca, çok kıdemli bir idare hukukçusu olarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kanunla kurulan, yasayla kurulan, amaçları ve görevleri bu kuruluş kanununda düzenlenen, idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kamu tüzel kişilikleri olacak. Mali denetimleri kuruluş kanununda gösterilen usullere göre yapılır. Şimdi biliyorsunuz 6771 sayılı yasayla, anayasa o halk oylamasıyla en son 2016'da yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanı'na kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi verildi. Bu korkunç bir yetki. Kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi. Dolayısıyla bu kapsamda ben korkarım ki eğer bu yasayı meclisten geçiremezlerse bir biçimde Cumhurbaşkanı'nın kamu tüzel kişiliği kurma yetkisini, her ne kadar anayasal düzenleme 135 çok el vermiyor ise de, zorlayarak kurmaya çalışırlar mı diye büyük bir endişem var. İkinci madde, meslek kuruluşlarının organları kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde seçilir. Seçilmiş organlar yargı kararları olmaksızın geçici ya da sürekli olarak görevden uzaklaştırılamaz. Şimdiki rejimde gecikmesine sakınca bulunan halde vali aldım diyor sizi görevden. Kararını yargıca götürüyor. Şimdiki düzenlemede böyle.
Üçüncü olarak meslek ilkeleri, düzenleme ve denetimleri yapma yetkisi meslek kuruluşlarına aittir. Meslek kuruluşlarının düzenleyici işlemleri, yani yönetmelik çıkarma söz gelimi, yönerge çıkarma, idare hukukundaki düzenleyici işlem budur. Çalışma ilkeleriyle üyelerinin hak ve yükümlülükleri demokratik ilkelere aykırı olamaz. Dördüncüsü, meslek kuruluşlarının amaçlarını gerçekleştirmek ve yönetimi etkilemek için başkaca kişiler ya da örgütler ile işbirliğine gitmesi, toplantı ve gösteri düzenlemesi, hukuksal ve yargısal yollara başvurması kısıtlanamaz. Şimdi bakın burada çok kritik bir madde. Şimdiki düzenlemede, örneğin seçimlerde aday gösterme, siyasal partilerle, sendikalarla ortak hareket etme yasak. Ve Türkiye'nin her yerinden gelen hukuk adamlarına, avukatlara, baro başkanlarına Ankara'nın girişinde kolluk güçlerinin yaptıklarını gördük. Dehşet verici bir tablo. Halbuki anayasanın 34. maddesinde son derece açık bir biçimde şiddet kullanmaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşleri serbest, değil mi? İnsanlık dışı bir muamele yapıldı orada. Türkiye'nin itibarını rezil eden. Beşinci olarak, kamu komitelerindeki meslek kuruluşları kendi varlık ve görev alanlarını ilgilendiren kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabilir. Kendileriyle ilgili olmak üzere. Oysa az önce sözünü ettiğim Türk Tabipler Birliği'ni felç eden o kasıtlı ve tuzaklı girişime ana muhalefet ikna edilemeseydi Anayasa Mahkemesi'ne götürme olanağı yoktu. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek organlar Türkiye'de şu anda çok sınırlı bildiğiniz gibi. Ve son olarak bu kuruluşların her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır diyor. O bakımdan Türkiye'de var olan boğucu, kısıtlayıcı, antidemokratik kamu komitelerindeki meslek kuruluşları hukuksal rejimini iyileştirmek, daha demokratik, daha saydam, daha katılımcı, daha özgürlükçü, daha bilimsel yapmak yerine bunları bölmek gerçekten dehşet verici, gerçekten çok tehlikeli. Türkiye iyice kutuplaştırıcı, iyice birbirinden koparıcı ve AKP'nin hep yapa geldiği gibi şiddete dayalı, gerilime dayalı, kutuplaştırmaya dayalı, kendi tabanını konsolide ederek bir arada tutmaya çalışarak seçim kazanma stratejisini sürdürmenin bir aracı. Bizim çok politikamız da bu deseler ve bunu muhalefette sonuçta seçilerek geldi değil mi Cumhurbaşkanı? Muhalefet partileri, muhalefet bloğu diyelim, çünkü o bloğa iki yeni kurulan partide katılıyor ya da katıldı zaten. Onlar da halka bu sizin söylediğinizi anlatsa, sonuçta nasıl mahkemede bir yargıç varsa, seçimlerde de yargıç halkın kendisi. Yargıcın yani seçmenin önüne çıkıp bunu ulaşabildiği ekranlardan, gazeteden, medyadan, mitinglerle doğrudan halka anlatarak, ey milletim, ey seçmenim, bu budur. Sizin anlattığınız gibi, tabii sizin anlattığınız gibi anlatabilecek yetenekli insanların olması gerekiyor. Var, öyle insanlar da var. Ana Muhalefet Partisi'nde de çok değerli insanlar var. Bazılarını özellikle kutluyorum. İnanılmaz hatipler ve içerikli hatipler. Onlar da anlatır. Topyekün olarak muhalefet bloğu bunu anlatır. Yargıçta dediğim gibi seçmenin kendisi, seçmen bunu istiyorsa, şimdi demokrasinin... Siyaset bilimciler, hukukçular tarafından, felsefeciler zaten tartışıyor. Kökünden ele alınması gerekiyor. Şöyle bir sallanması gerekiyor. Demokrasi adı ardına Amerika'da da, dünyada da, Türkiye'de de, dünyanın bütün ülkelerinde demokrasi bir maske olarak kullanılır oldu. Eski Yunan'da çıkan doğrudan demokrasi yok. Demokrasi oydu. Şimdi demokrasi yok, temsili. Ben birisine oy vereceğim, o beni temsil edecek. Ama ben ne için temsil yetkisi veriyorum ona, o yetkisi? O yetkiyi alıyor, vekil seçiliyor ya da başbakan, hükümet, cumhurbaşkanı oluyor. Benim verdiğim yetki ona yetki aldıktan sonra yaptığı her konuda değil. Nasıl bir temsil? Demokrasi bir kere bir, hani demin dediniz ya, müzayedeler tarihi eser kaçak, tarihi eser kaçakçılığına dönmüştür. Pazarlama sahneleri. Evet. Şimdi demokrasi diye bence bir şey yok dünya üzerinde. Amerika'ya bakıyoruz demokrasinin beşiği. İngiltere'ye bakıyoruz demokrasinin beşiği. Hepsi palavra. Adli Leylan yaşasaydı bunları herhalde aynısını söylerdi. İngiltere'de herhangi bir yayın organı, hani Türkiye eleştiriyoruz, iktidarı eleştiriyoruz ya, şimdi bu sözlerimle de iktidarı savunmuş olmuyorum. Hükümetin aleyhine İngiltere'de ya da Amerika'da var şu anda, görüyoruz Trump'ın aleyhine yayın yapabilen. Ama mesela
derin devlet devreye girdiği zaman Amerika'da Amerikan basını diye bir şey kalmadı. Hemen örneklendiriyorum. İkiz Kulelere saldırı olduğu zaman New York'ta 11 Eylül'de ne fotoğraf görebildik. Amerikan derin devleti devreye girdi. O koskoca Amerikan medyası sus pus oldu. Yani hani demokrasinin beşiydi, demokrasinin dördüncü kuvveti medyaydı. Amerika'da biz bunu göremedik. İngiltere'de de benzer olayları görüyoruz. Derin devletleri ne isterse onu yapıyorlar. Şimdi Türkiye üzerinde konuşmak bazen işte başınıza RTÜK çıkıyor, başka denetim aygıtları çıkıyor, sıkıntı yaratıyor. Ama yine söyleyebildiğimizi bu kadarıyla söylüyoruz. Dünyada da böyle, Türkiye'de de benzer örnekleri var. O zaman demokrasi diye. Şimdi herkes yakınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Milletvekillerini doğrudan halk seçsin, liderler seçmesin diyor. Bu sözü bir tarafta saklı tutalım aklımızda. Partilerin içinde demokrasi mi var? Kendi içinde demokrasi olmayan, mesela çeşitli ast-üst ilişkisi olan özel ya da tüzel kuruluşların içinde demokrasi mi var? Bunları nasıl bağlayacaksınız? Nasıl bağlayacaksınız? Şunu bağlayacağım. Biz demokrasi olmayan bir dünyada, dünyayı bir yaşam alanı görüyoruz, demokrasi olmayan bir dünyada polyannacılık oynayarak, ha diyeceksiniz ki kardeşim biz kurtarabildiğimiz kadar demokrasiyi kurtarsak kar değil midir? Kardır, kabul ediyoruz, olsun. Ama hiçbir yerde demokrasi yok ki. Aile içinde demokrasi var mı? Babanın dediği olacak. Olamaz da zaten. Yani çocuğun belli bir yaştaki algısı, bilgisiyle onun bazı konularda karar vermesi mümkün değil. Tam demokrasi diye bir şey olamaz. Bağlıyorum. Eski Yunan'da, Atina'da demokrasi çıktığı zaman herkes meydana toplanıyordu. 2000 kişi oylama yapıyordu, el kaldırıyordu. Milletvekili falan yoktu. El kaldırıyordu, bitiyordu. Herkes orada eşit propaganda yapıyordu, konuşuyordu. Ama ona bile tam demokrasi diyemeyiz. Çünkü o arenada toplanan Atinalılar aynı zekaya sahip değil, aynı bilgiye sahip değil. Oradaki Sokrates'le Atinalı bir yurttaş aynı değildi. Kölelerin, kadınların oy verme hakkı yoktu, ona demokrasi deniyordu. Yalnız yurttaşlar, evet, ve erkekler. Evet, plebler, köleler oy kullanamıyordu. Yani demokrasi denen kavram, siyasal yönetim sistemi ilk çıktığı kaynakta da, eski Atina'da da yoktu. Diyor ki kadın oy veremez. Bu nasıl demokrasi? Demokrasinin beşiği Atina. Palavra. Onun için yıllar önce yazdım, tekrar ediyorum ekranlarda. Demokrasinin üzerinde insan haklarına saygılı, eşitliği olabildiğince sağlayan başka bir yönetim sistemini biz getirelim, biz düşünelim, bilim insanları düşünsün. 2000 sene önce Atina'da çıkmış, bölüne bölüne işte ifade ettiğiniz bir şekilde atomize olmuş, parçalarına ayrılmış, darmadağınık olmuş bir sistemi biz bugün hepimiz polyannacılık oynuyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyanın her ülkesinde demokrasi var. Hepsi palavra. Çıktığı yerde Atina'da demokrasi yok. Kadın oy veremiyor, köle oy veremiyor. Köle olan yerde demokrasi olmaz zaten. Neyse, şimdi barolarda çoklu baro olsun mu? Biz mevcut sistem içinde elimizdeki malzeme bu deyip konuşabiliriz. Oraya bağlatın yani sonuçta. Evet. Yani o söylediğiniz tabii antik çağdaki Yunan'da yaklaşık 2400 yıl kadar önce Aristo'nun, Platon'un yaşadığı dönemlerde öylesi bir demokrasi vardı ama bir başlangıçtı. Sözüm size değil, genel söylüyorum. Anakronik bir yanılmaya düşmeyelim. 2400 yıl sonrasından geriye bakarak şöyle yanlıştı, böyle yanlıştı gibi tekrar belirtiyorum sözüm size değil. Bana da söyleyebilirsiniz. Bu yanılgıya düşmeyelim bağlamında. Elbette geliştirmek zorundayız anatomiyi, demokrasiyi. Geliştiren ülke var mı hocam? Demokrasinin anatomisinde de işte bu böylesine bağımsız kurumlar, kuruluşlar var. Siyasal partiler, dernekler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları bunlarla olur. Sivil toplum burada nefes alır. Dünyada demokrasiye örnek gösterebileceğiniz bir ülke söyleyebilir misiniz? Efendim, ideal yok tabii. Arıyoruz ama biz teslim olmayacağız. Favori ülkeniz hangisi mevcut koşullarda dünyada? Mesela İsviçre midir? İskandinav ülkeleri tabii ki. İskandinav ülkeleri en ideal yaklaşım oralarda var. Günümüzde yalnız bir olanak daha var, onu gözden kaçırmayalım. Giderek gelişen teknolojiyle elektronik teknoloji, cep telefonları üzerinden halk oylamaları. Yani biz demokrasiyi artık giderek doğrudan demokrasiye, temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye taşımak durumundayız. Bunun ilk koşulu demokrasilerde fırsat eşitliği.
eğitim. O çok önemli. Bütün evet. insanları demokrasinin nimetlerini, erdemlerini, tehlikelerini anlayabilecek temel düzeyde eşit propaganda hakkı eğiteceksiniz ki ekonomik özgürlüklerini de sağlayacaksınız, medya özgürlüğünü sağlayacaksınız. İnsanlar özgürce iradelerini ortaya koyabilecekler ve sıklıkla önemli konularda buradan nasıl artık sanal sınavları bile buradan... Oralarda da ne hileler var, teknolojiler var. Sınavları bile yapıyoruz biliyorsunuz artık değil mi? Pek çok sınav buradan yapılıyor. İstenirse bu yapılabilir, güvenlik sağlanabilir. Uçtan uca şifrelenerek WhatsApp'ın yaptığı gibi. Sonuçta iyi insana ihtiyacımız var hocam. Dürüst insana tabii. Evet, dürüst ve iyi insana ihtiyacımız var. Ve sık sık halk oylamalarıyla önemli konularda halka danışarak şuradan saatler içinde belli olur netice. Saatler içinde. Bugün sanal sınav yapıyoruz. İşte ben de yapıyorum öğrencilerime tıbbiyede. Sınav bitiyor. Çocuk 2 saniye geçmeden notunu öğrenmiş oluyor. O bakımdan demokrasiyi geliştirmek istiyor ise işte meslek birlikleri de tipik örnek önümüzde. Üstelik kamu kurumu niteliğinde anayasa böyle bir statü de vermiş. Kamu kurumu şemsiyesi altına almış, korumasına almış. Kamu kurumu zırhı sağlamış işlevlerinin yaşamsallığı nedeniyle. Bunları bölüp parçalamak, işlevsizleştirmek, siyasallaştırmak, kendi politik emellerine alet etmek yerine demokrasiyi kurumsallaştırmak adına bu tür tehlikeli oyunlardan vazgeçilmesi Şuna lazım. Şuna da dikkat çekmeli miyiz? Anayasalarla bu kadar çok oynanmaz. Hangi ülke oynuyor anayasasıyla? Mesela Amerika'nın yazılı, Amerika'nın değil mi? Yazılı anayasası yok deniyor. Var. 8 madde yok. İngiltere'nin yok. 8 maddelik mi Amerika? 7 maddelik bir 7 anayasası madde. Vardır. Kutsal bir metindir, öyle görürler. Kaç yıldır dokunulmamış mesela ona? Dokunma şöyle oluyor, o 7 maddeyi temel kabul ediyorlar, tamam. Onların özüne dokunmuyorlar ama yaşamın gerektirdiği eklemelere ekleme diyorlar ona, değişiklik demiyorlar. Kanunla. Amendment İngilizce, amendment, ekleme diyorlar. Ama çekirdek bu, o 7 madde 1776 Virginia Haklar Bildirgesi üzerine dayalı ve biz ona günün gerektirdiği eklemeleri yapıyoruz. Anayasamıza dokundurtmuyoruz. İngiltere'de de 1215'teki... İngiltere'de yazılı bir anayasa yok ama bir takım onların yerine geçebilecek haklar bildirgesi gibi, habeas corpus gibi, 1679, Bill of Rights gibi bir takım metinler var. Orada gelenek hukuku geçerli biliyorsunuz İngiltere'de. Ama yazılı anayasası olan ülkelerde de bu kadar yazboz tartması olmuyor, dokunulmuyor. Türkiye gibi asla yok. 1982 anayasasının kaç değişim geçirdiğini görüyoruz. 61 anayasası daha 10 yaşındaydı, 12 Mart geldi 71'de. 35 madde birden değiştirildi. Bizim kaç anayasamız oldu hocam? Atatürk'te 21. 1921, 24. 61, 82 olmak üzere. 21 olağanüstü. Bütün olarak böyle de ama parça parça oynanarak değiştirilen kaç maddesi var değil mi? Şimdiki 176, 177 maddelik anayasanın aşağı yukarı 117-118 maddesi değişmiş durumda. Parçalı bir yamalı bohçaya dönmüş durumda. Dolayısıyla anayasalarla böylesine oynamamak lazım. Bence böyle bir İnsan hakkı değişmez ki. Niye oynuyorsunuz? İnsana hakkını tanıyacaksınız. Böylesi bir baronları da bölerek arkasından Türk Tabipleri Birliği'ni ve öbürlerini de aynı şekilde bölerek, parçalayarak kendi güdümünde meslek kuruluşları oluşturma demokrasinin özüne aykırı. Anayasanın ikinci maddesi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilmesi mümkün olmayan ve üçüncü maddeye göre değiştirilmesi teklif bile edilemeyen temel özelliklerini sayar. Bunların arasında demokratik, layık, sosyal hukuk devleti var. 7 özellik sayılır orada. Böylesi bir değişiklik demokratik hukuk devletine özünden aykırı olur. Siyasal iktidarın güdümünde meslek kuruluşu demokrasiyle bağdaşmaz. Anayasa Mahkemesi eğer anayasa mahkemeliğini yapabilirse döner oradan. Tıpkı Türk Tabipleri Birliği'ne yapılanda olduğu gibi. Ama o 2013'teydi. Aradan 7 yıl geçti. Anayasa Mahkemesi'nin üye kompozisyonu ne yazık ki değişiyor. Umarım, dilerim iktidar bu önerisini geri alır, bu tehlikeli oyundan vazgeçer ve Türkiye bir kez daha bu alanda da kutuplaştırılmaz evet. tehlikeli bir biçimde. Tam tersine birleştirilmeye, yapay gündem oyunlarını yani bir yana bırakarak. Bir taraftan her zamankinden daha çok birlik, beraberliğe ihtiyacımız var denirken tam tersi kutuplaşmaya gidilmemeli diyorsunuz. Üstelik salgın ortamında halkın dikkati salgına yönelmişken, her gün yaklaşık 20 dolayında insanımız ölürken, korkunç bir salgın ve yangın etrafımızda dünyada sürüyor iken bunu fırsat bilerek gündem oyunları üzerinden yapamadıkları bir takım adına atmaya çalışmak da siyasal etik, siyasal ahlakla bağdaşmıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Devam ediyoruz. Son dakikalarımızdayız da. Cumhurbaşkanı bile
İstanbul tablosu ile ilgili önemli şey okuyacağım dedim. Oraya geliyorum şimdi. Zaten son veda sözlerini alacağız. Cumhurbaşkanı bile kutladığını söylemiştiniz değil mi siz? Cumhurbaşkanı baş danışmanının, şimdi bir gazeteci arkadaşım hatırlattı bana, onun yazısını gördün mü dedi, görmemiştim. Şimdi açtım baktım, Murat Bardakçı, tarihçi Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Evet. İlber Ortaylı'nın da has arkadaşı, evet. İlber Ortaylı ile program ortağı. İlber Ortaylı bu tabloda, arkadaşlar bir taraftan da o tabloyu alınan, satın alınan Fatih ve karşısındaki Cem Sultan olduğu söylenen, belediyenin satın aldığı tabloyu da bir tarafa, ortaya veya ikili görelim. İlber Ortaylı Hoca, evet bu tablo. Ben de bakınca hemen anlaşılıyor, Cem Sultan'dır bu demiştim. İlber Ortaylı Hoca da sol Fatih'in karşısındakinin Cem Sultan olduğunu söylemişti. İlber Hoca'nın ortak program arkadaşı, tarihçi Murat Bardakçı şöyle söylüyor. Bu Cem Sultan değildir diyor. Şimdi önce uzun bir yazı bu. Murat Bardakçı bu tabloya verilen paranın israf olmadığını, çok önemli olmadığını falan söylüyor, kutluyor. Ama gerçekleri, doğru bilgileri verelim dedikten sonra aynen şunları yazmış bugün. Tablonun kimin eseri olduğu meçhuldür. Bellini atölyesi deniyor ya, meçhuldür. Gentile Bellini'nin atölyesine yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur. Kurulan bağlantılar sadece söylentilerden ibarettir. Kaldı ki Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir. Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hatta 100 milyonlarca pound'a satılır diyor. Şimdi Murat Bardakçı diyor ki İlber Ortaylı'nın arkadaşı ama ondan farklı görüşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın karşısındaki Cem Sultan değildir diyor. Uzun bir yazı, zaman almamak için okumuyorum, önemli yerini okuyorum. Tablonun kimin eseri olduğu belli değildir diyor. İstanbul Belediyesi diyor ki tabii belediyeye bu bilgiyi veren de müzayededeki belgeler, sertifikalar falan. Demek ki bu müzayedelere de çok dikkatli bakmak gerekiyor. Hani bazen şöyle biz gaza geliyoruz. Efendim Time dergisi, uluslararası Time dergisi yılın adamını seçiyor Atatürk için, haydi oy verelim. Ya kardeşim Time dergisi Atatürk için, kapak yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Biz Atatürkçülüğümüzden mi vazgeçeceğiz? Ya da biz oraya oy verirsek, onların oyununa gelirsek, atış alanına girersek, Time dergisinin reklamını yapmış olacağız. Şimdi adını anarak yaptığımız gibi. Yani bizim Atatürkçülüğümüz Atatürk'e çok oy vermekle mi oluyor? Yanlış. Şimdi burada da Fatih Sultan Mehmet'in tablosu deyip üstüne koştuğunuz zaman bu tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Şimdi diyor ki Bellini'nin atölyesinden çıkma demişti İmamoğlu. Murat Bardakçı diyor ki Gentile Bellini'nin atölyesine yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur. Faili meçhul bir tablo. Varsa açıklanmalıdır. Burada kimseyi suçlamak, eleştirmek değil. Burada tarihi bir program yapıyoruz. Uyarıları yapmak zorundayız. Ben bir şeyi hatırlatayım bu saatte sevgili seyircilerimize. Atatürk'ün partisi CHP'den Ekmelettin İhsanoğlu gibi birisinin, ona sıfatlar koyacaktım onun için bekledim. Kendi ifadesiyle söylediği sıfatlar ve babasıyla ilgili. Babam benim kahramanımdır demişti Ekmelettin İhsanoğlu. Babası ise Atatürk'ün ölüm fetvası veren Şeyhülislam'ın arkadaşıydı. Çocuklarından dolayı babalar ya da tam tersi olmaz. Suçlar, görüşler bireyseldir. Onu vurguluyorum ama bir insan çıkıp da Atatürk'e düşman olan bir... Neyse girmeyelim oralara. Hadi çok rahatsız etmeyelim insanları. Ama özetle Atatürk'ün partisi CHP'den Atatürkçü olmayan Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı seçildiği zaman ilk ve tek tepkiyi ben koymuştum. O sırada Halk TV'de programa başlamıştım. Birinci programımdı. Şaban Sevinç genel müdürdü o sırada bu kanalda sevgili seyirciler. Arkadaşlara dedim ki bunu yazdım birçok yerde ama tekrar edeyim. O zaman pek çok kişi beni eleştirdi. Pişmiş aşağı su katma Hulki Bey, AKP'nin ekmeğine, su mu taşıyorsun değirmenine, sen nasıl Atatürkçüsün, vay seni yanlış tanımışsın, bir yığın laflar söylediler.
O tweetten atılan, son 5 dakika sağ olun, o atılan, Twitter'dan atılan bana yapılan eleştirileri bir kitap notumda sosyal psikolojik bir analiz yapmak için saklıyorum hepsini. Sanıyorum o beni eleştirenler, vay sen nasıl Atatürkçüsün diye Ekmelettin İhsanoğlu'na sahip çıkanların bir kısmı herhalde şimdi utanç duyuyordur. Benim bu konudaki eleştirimi o kitleler bir kısmı 2 sene sonra anlayabildi. Şimdi de benim gerçekleri Atatürk'ün dediği gibi hakikatleri savunmaktan korkmayınız, vazgeçmeyiniz mealindeki sözüne sığınarak bu tabloya şiddetle karşı çıkıyor değilim. Bildiğim bir gerçeği, kuşkularımı dile getiriyorum. Bu da demokratik hakkımız bizim. Tablo şöyle olsaydı, yarınki Yeni Çağ Gazetesi'ne, yani bugün, pazar günkü Yeni Çağ Gazetesi'ne de buna ilgin hem bilimsel hem günlük dilde anlaşılır bir yazı yazdım. Okumanızı tavsiye ederim. Şöyle olsaydı, ya biz bir müzayedeye gittik İstanbul Belediyesi olarak. Gerçekleri söyle, bir tablo aldık. Hayırlı uğurlu olsun denirdi. Ama bunu büyüterek Fatih'in mirasına sahip çıkmak, o da ne kadar tartışmalı ayrı bir şey. Belli niye aitmiş gibi algılar yaratarak. Böyle değil diyor. Ben görünce onu söylüyorum. İmzası yok. Onu açıklayın, söyleyin, gelin konuşun. Şimdi Murat Bardakçı böyle söylüyor. Cumhurbaşkanlığı şey yaptı dediniz, onayladı dediniz. Tablo, vurdum git, kim vur diye giden bir tablo. Buna o zaman durum böyle olunca 6,5 milyon lira değil, 6,5 lira bile vermek doğru mudur o tartışılır. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim sevgili seyirciler. Ahmet Saltık hocamız dedi ki bunlar suni gündemdir. Yani bu tür tablo tartışmaları suni gündemdir. Sıkışan AKP'ye destek olan onların ortaya attığı tartışmalara girer dedi mealen. Ben size başka ciddi bir tartışmayı pazartesi günkü Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşemde Atatürk'le ilgili belgesiyle yazacağım. Başlığını söyleyeyim. Atatürk'ün defnedilmesiyle ilgili, Atatürk'ün vasiyetiyle ilgili, Atatürk'ün bugün Anıtkabir'e defnedilmiş olması, 15 yıl etnografya müzesinde eşyalar arasında bırakılması, Atatürk'ün nereye defnedilmek istediğine ilişkin bir vasiyeti var mıydı? Bu vasiyete rağmen mi Anıtkabir'e nakledildi? İşte tarihi ciddi bir tartışma. Onu belgeleriyle pazartesi günkü köşe yazımda yazacağım. Buradan duyurmuş olayım. Yani tablo alanında mı suni tartışmam ayrı ama biz Atatürk'e sahip çıkıyorsak Atatürk'ün vasiyetine de, kendi vefatıyla ilgili vasiyetine de, daha sonraki ne bileyim İş Bankası başka şeyler Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili vasiyetine de sahip çıkmak boynumuzun borcu. Biz dilimiz döndüğü kadar ve döndüğü sürece bunları söylemeye devam edeceğiz. Hocam son sözlerinizi alıp veda ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Cevizoğlu. Bugün epey konuşabildik. Eksik olmayın. Çok zaman tanıdınız bana. Sağ olun. Ben de konuştum. Sizin ilk programımız 99'du. Ben Edirne'deydim o zaman. ADD Edirne Şubesi Başkanı'ydım. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesinin Vahdettin Hüneri'yle mi olup olmadığı tartışmasıyla başlamıştık. Arkasından Ahmet Akgündüz diye bir beyefendiyle beni karşı karşıya almıştınız stüdyoya. Ve sabah saat 5'e doğru Murat Bardakçı bağlanmıştı. Belki anımsayacaksınız. Hatırlıyorum ki, onu biz kitaplaştırdık kaybolmasın diye. Evet. Tarih Türklerde Başlar adıyla kitaplaştırıldı o. Ahmet Bey'e demiştik ki Ahmet Akgündüz'e 9 kez hafızım demiştiniz dedi. Kur'an'da şu yok bu yok demiştiniz diye. Şimdi açmayayım diye tartışmayı o kelimeleri evet, kullanmıyorum. Efendim ama ben Kur'an'ı Arapçayı biliyorum filan gibi. Neyse Bardakçı'nın öyle bir katkısı olmuştu bundan 20-21 yıl önce. O programda hatırlatayım Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bugün belki Murat Bardakçı'nın kendisinin de kabul etmeyeceği belki çok önemli ağır ifadeler kullanmıştı. Kullanmıştım, evet. Evet. Şimdi tekrarlamıyorum onları. Hayır, evet. Şeyde Murat Bardakçı da demişti. Evet, o da onaylamıştı. Evet. Benim söylediklerimi onaylamıştı. Yani insanlar hep aynı yerde mi duruyor? Evet, Fatih bilmiyoruz. Sultan Mehmet'i bugün asla kabul edilmeyecek, yüzümüzü kızartacak bir takım davranış ve özellikleriyle ilişkili. Evet, peki, onlara da girmiyorum evet. Şimdi. Ben bitirirken o tablo tartışmasına yine girmeyeceğim. Tamam. 6,5 milyon TL'den de. Kabaca bu yaklaşık 1 milyon pound demektir. Az para değildir. 770 800 aşağı yukarı 1000 dolayında pound demektir. Yuvarlak hesap söyleyelim. Hani dendi ya birkaç yüz bin pound'a satılırdı. O fiyata da satılmıştır neredeyse. 1 milyon pound'a yakın. Onu orada evet. Bırakalım.
öbür tartışmalarda. Evet. Ben koronaya odaklanarak bitireyim. Veda sözleriyle. Kendi uzmanlık alanıma veda sözleriyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeyip çalışsın. Ülkenin bu salgınla baş etmek için çok yönlü mevzuat düzenlemelerine gereksinimi var. Bunlar gerek muhalefet gerek iktidar tarafından parlamentoya getirilsin ve yasalaşsın. Örneğin sağlık çalışanlarının bu hastalığı almaları nedeniyle meslek hastalığı sayılması veya iş kazası sayılması, işle ilgili hastalık sayılması, tazminat haklarının tanınması ile ilgili daha pek çok. Acil bir gıda sıkıntısı yaşayabiliriz ülkede. Gıda tedarikinde zorlanabiliriz. Pek çok ülke kendi gıda ürünlerini başka ülkelere satmayabilir üretimdeki azalma nedeniyle. Burada ayrıca bir açlık sorunuyla yaşamayalım. Üçüncüsü, TBMM'de genel görüşme açılsın koronayla ilgili. Kapsamlı bir şekilde görüşülsün bu salgın konusu. Kurultay toplantısı dediniz. İktidar gündem oyunlarını bir kenara bıraksın. Altını çizeyim, akşam akşam kimsenin tadı kaçmasın. Moratoryum riskiyle Türkiye yüz yüze. Yani dış borçlarını çevirememe riskiyle yüz yüze. İflas riskiyle yüz yüze. Bunlarla uğraşalım. İşi ciddiye alalım. Ülkeyi bölücü değil, birleştirici davranalım. Akla ve bilime dayalı bir salgın yönetimi sürdürelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, veda ediyoruz bu hafta. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Saltık, halk sağlığı uzmanı, aynı zamanda anayasa hukuku konusunda doktora çalışmalarını yürüten, doktora düzeyinde anayasa hukukunu bilen bir hocamızdı. Skype bağlantımızda bağlantımız ile Doktor Naim Babüroğlu, aynı zamanda emekli Tuğgeneral ve bizi arayan yazar Nedim Gürsel bağlandı. Önemli konuları konuştuk. Korona konusunu, çoklu baro yöntemini, İstanbul Belediyesi'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunu konuştuk. İlginize teşekkür ederiz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.